Elazığ Spor'un yaşadığı sıkıntılı süreçten kurtulması ve kaynak bulması ile ilgili düzenlenen toplantıya Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze ve Elazığ Spor Kulüp Başkanı İrfan Yumakgil'in katıldığı toplantının ardından dün akşamki ana haber bültenimize telefon bağlantısıyla bağlanarak düzenledikleri toplantının ayrıntıları ile ilgili bilgi vermişlerdi. Milletvekili Metin Bulut ve Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz toplantıda Elazığ Spor için yapılması gerekenleri konuştuklarını belirtmişlerdi. Bugün konuyla ilgili sosyal medya hesabından Elazığ Spor meselesi ile ilgili paylaşımlarda bulunan Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı ve Yeni Ufuk Gazetesi imtiyaz sahibi Nafiz Koca, Elazığ Spor için yapılması gerekenleri sıralayarak bu konuyla ile ilgili herkesini samimi davranmaya davet etti. Kocanın paylaşımları şöyle: "O meşhur toplantının tek amacı var, yasal olarak mümkün olmayan teklifleri tartışıp ardından toplantı konuşmalarını dışarıya sığdırarak, baksız masaydı tahta açılacaktı" deyip kendilerini hedef tahtasının dışına çıkartmaktı. Başaramadılar. Bundan sonra da başaramayacaklar. Elazığ Spor'u katledenler ya bu cenazeyi ortadan kaldıracak ya da bu tabutun altında ezilecek. Cenazenin kalkması zor bir olay değil. Verilen benzinlikler, satılan minibüs hatları ve toplanan paralar yeniden işlem görmeli kayıp paralar varsa, toplanıp Elazığ Spor'a verilmeli. Bunun haricinde eski ticaret odasının altındaki otopark başta olmak üzere, parkometreler ve şehirdeki billboardlar Elazığ Spor'a devredilirse, Elazığ Spor Kulübü sıkıntı çekmeden geleceği emin adımlarla yürür dedi. Koca bir diğer paylaşımında, Elazığ spor konusunda önce samimiyet. Elazığ sporu gerçekten kurtarmak istiyorsanız formül basit. Eski ticaret odasının altındaki otopark başta olmak üzere parkometreler ve şehirdeki billboardlar Elazığ Spor'a devredin. Bakın bu yönetim takımı şaha kaldıracak ifadelerini kullandı. Koca son paylaşımında ise, o meşhur toplantıyı yapanlar gerçekten samimi olsalardı, gerçekten Elazığ Spor'u düşünüyor olup gerçekten çözüm arıyor olsalardı, bu şehrin bir diğer milletvekili olan ve şu ana kadar hiçbir milletvekilin yapmadığı kadar Elazığ Spor'a destek veren Gürsel Erol'u da davet ederlerdi, dedi.